CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında erken seçim yapılması gerektiğini belirtti. Develi'den Sarız'a, İncesu'dan Talas'a kadar, merkez ilçelerimize kadar bütün ilçelerimizi gezdik. Öncelikle ev sahipliği yapan il başkanımız başta olmak üzere sevgili örgütümüze, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii sorun çok, dert çok. Müsaadenizle birkaç cümleyle bunları paylaşmak istiyorum. Bugün BİM'le ilgili bir olay yaşandı, üç harfli marketlerden. Maalesef biz demedik mi diyoruz. 2018 yılında burada bulunan arkadaşlarımızın bir kısmıyla 45 gün gezerek şeker fabrikalarının satılmaması gerektiğini yüksek sesle söyledik. Bugün Türkiye şeker fabrikalarında neredeyse şeker satışı yok. Şeker kara borsaya düşmek üzere ya da düştü. Biz demedik. Bu ülkenin varlıklarını, bu ülkenin üretim merkezlerini hem tarımına hem hayvancılığına hizmet eden şeker fabrikalarını satmayın dedik. Ama maalesef şeker fabrikaları satıldı. Şimdi şeker kara borsada. Ülkede nereye el atarsanız bir dert. Dün konuşuyorlar, diyorlar ki enflasyon, hayat pahalılığı muhalefet tarafından abartılıyor deniyor. Keşke kendi çıkamıyorsa da milletvekilleri tebdili kıyafetle sokağa çıksa da sokaktaki esnafın, işsizin, işçinin, emeklinin durumunu görebilse. Bugün asgari ücret Ocak ayı itibarıyla şu dakika itibariyle tam 100 dolar, yani 1000 TL değer kaybetmiş durumda. Alım gücü düşmüş durumda. Asgari ücretlinin ya da ücretle geçinen herkesin temel gıda ürünlerine ulaşımı biraz daha zorlaştı. Geçen yıldan bugüne asgari ücretlinin sofrasında 1100 yumurta eksilmiş durumda. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey halkın sorununu bilen, halkın derdini bilen, halkla konuşarak halkın gerçek gündemini bilen bir siyaset. Bugün bu nedenle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 38 milletvekilimizle 2 günden beri Kayseri'deyiz. Şunu söyleyelim, buradan hep beraber söyleyelim. Kayseri'de hangi siyasi partiye oy verirse versin ya da hangi siyasi partiye oy verecek olursa olsun, Kayseri'deki herkes bizim kardeşimiz, bizim vatandaşımız, bizim yurttaşımız. Değerli arkadaşlar, Türkiye bir önemli süreci hep beraber yaşıyoruz. Görüyorsunuz. Bakın, hiç uzağa gitmeye gerek yok. 200 TL tedavüle düştüğü zaman 200 TL ile 100 dolar alabiliyordunuz. Pardon, 200 TL ile 130 dolar alabiliyordunuz. 200 TL'yi bozdurduğunuz zaman 130 dolar alabiliyordunuz. Şimdi 200 TL ile sadece 20 dolar alabiliyorsunuz. 200 TL ile 20 dolar alabiliyorsunuz. Belki yakında derler, bizim iktidarımız döneminde dolar pik yaptı, dolar çok değer kazandı diyebilirler. Ama şunu gözden kaçırmayın ki Türk lirası tarihinin en kötü dönemini, en itibarsız, en kıymetsiz dönemini yaşıyor. Maalesef Türk liramız savaşlarla boğuşan Afganistan parası karşısında değer kaybediyor. Dünyadaki enflasyon en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Arjantin pezosu karşısında Türk liramız değer kaybediyor. Bir taraftan işsiz ordusu, her iki gencimizden biri işsiz, bu meydanda da öyle. Üniversite bitirmiş gencimiz işsiz. Bugün, dün Kayseri'de duyduğumuz feryat, sarayicimizden duyduğumuz feryat ise nitelikli iş gücüne ulaşamıyoruz. İlanlar veriyoruz ama nitelikli eleman bulamıyoruz diyor. Bugün Türkiye'nin yaşamış olduğu tezat bu. İnşallah iktidarımızda tüm organize sanayi bölgelerine teknoloji liseleri açarak bu sorunu da çözeceğiz. Bu memlekette yaşayan hiçbirimizin siyasi görüşü ne olursa olsun kaderi yoksulluk değil.